Arkadaşlardan sordum, arkadaşımız kim dedim. Bana tanıttılar. Dediler ki Hüseyin Deniz, Sivereğin Kırbaşı köyünde, Kırbaşı nahiyesinin Sarı köyünde öğretmenlik yapıyor. Ve Musa Anter'in yeğeni olduğunu söylediler. Musa Anter'in yeğeni olduğunu söyleyince ben kendisiyle daha fazla ilgilenmeye başladım. Orada Sarık'ta öğretmendi. Hüseyin aybaşlarına yakın zamanda Sivere'ye gelir, maaşını alır, bütün ihtiyaçlarını giderir ve ondan sonra Sarık köyüne dönerdi. Orada öğrencilerle çok sıkı ilişkiler içerisindeydi ve Kürtçenin Dimilki lehçesini de öğreniyordu. Çok kısa bir zamanda Dimilki lehçesinde konuşmaya başlamıştı. Hüseyin çok sakin, çok böyle efendi, araştırma yapan, çok az konuşan fakat konuştuğu zaman da konuştuğu konuyu içeriğini dolduran bir insandı. Ben kendisini Yeni Ülke gazetesini çıkardığımız zaman kültür ve sanat sayfası vardı. Kültür ve sanat sayfasında yazılar yazıyordu. Ben o zaman kendisini isminden çıkardım ama tam olarak hatırlayamadım. 1991 seçimlerinde bu nedenle bir gün kendisi telefon açtı bana. Abi dedi böyle böyle, ben senin aday olduğunu duydum. Çok sevindim. Dedim ki ben seni çıkaramadım. Sen gazeteye de yazılar yazıyorsun. Bana dedi ki abi ben Sarık'tan, Musa Anter Sarık köyünde öğretmen, Siverek'te öğretmenlik yaptım. Musa Anter'in yeğeni Hüseyin Deniz'im. Ben o zaman Hüseyin Deniz'i hatırladım. Tam olarak çıkardım. Ceylanpınar'a gittiğimde bizi yolda karşıladılar. Hüseyin geldi, Hüseyin'i tanıdım. Tabii saçları bembeyaz olmuştu. Dedim ki Hüseyin bu ne? Ha, niye saçların böyle bembeyaz olmuş? Bir daha bir ırsıdır dedi bizde. Saçlarımız böyle erken beyaz olur. Sarıldık birbirimize, öpüştük. Bizim Cengiz Altın'ın Batman'da vurulduğunu öğrendim. İstanbul'a geldim. Ertesi gün bir basın toplantısı yaptık. İşte Cengiz Altın'ın vurulması dolayısıyla bir basın toplantısı yaptık. Akabinde 8 Temmuz 1992'de Hafız, bizim Hafız Akdemir, Diyarbakır Yeni Ülke Gazetesi'nin sorumlularından ve Özgür Gündem Gazetesi'nin Yeni Ülke'den Özgür Gündem çıkınca Yeni Ülke'den bütün muhabirlerimizin hepsi Özgür Gündem'de de çalışmaya başladılar. Hafız Akdemir 8 Haziran'da vuruldu ve onun arkasından işte Cengiz Ababa'yı 30 Haziran'da Batman'da yine kontrgerilla saldırısında yaşamını yitirdi. 31 Temmuz'da bizim Gerçüş muhabirimiz Yahya Banakay arkadaşımız geceliğin iş yerini kapatıp evine döndüğünde 27 kurşun kendisine sıkılarak şehit düşürüldü. Hatta Hüseyin çok iyi hatırlıyorum. O zaman bir yazı yazmıştı işte. Diyordu ki Hüseyin Yahya için diyordu. Yahya'yı da kaybettik. Şimdi sıra kimde? İnşallah bu son olur diyordu. Bunun son olmasını istiyoruz. Ama diyor bilemiyoruz. Şimdi sıra kimde? Tam o şimdi sıra kimde dediği dönemde 5 Ağustos yani bugün 5 Ağustos 1992'de tam 30 yıl önce çok sevgili
emektarımız, benim talebem, öğrencim Burhan Karadeniz, Burhan Karadeniz evinden iş yerine giderken yine bir kontra saldırısına hedef oldu ve ensesinden vurularak felç geçirdi. Ömrünün sonuna kadar da tekerlekli sandalyede yaşadı ve en son işte 23 Mart 1996 tarihinde Almanya'da Bochum kentinde yaşamını yitirdi. Ziyarete ve Diyarbakır'dan nöbete gittik. O sırada Hüseyin bana telefon açtı. Dedi ki abi Diyarbakır'a gelmişsiniz nöbete. Ben de gelip nöbete katılacağım. Dedim tamam Hüseyin bekleriz seni. Tamam dedim. Ayın 8'iydi tam telefon açtığı gün. 9 Ağustos sabahı Güneydoğu gazetecilerinde gazeteler birliğinde basın toplantısı yaptık. Pardon. Ben basın bildirisini hazırlıyordum. Hafız Akdemir'in daktilosuyla basın bildirisini hazırlıyordum. O sırada Ceylanpınar'dan bir telefon geldi ve Hüseyin'in bir saldırı sonucu yaralandığını, ağır yaralandığını ve Urfa Hastanesi'ne, Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söylediler. Basın toplantısı bitti, Urfa'ya gittik. Urfa'ya gittik. Baktım Hüseyin yaralı, başından yaralı fakat durumu çok iyi, hiç iyi değildi. Böyle yüzü gözü şişmişti. Tam gittik Diyarbakır Tıp Fakültesi'nin önüne Hüseyin'i ambulanstan çıkarıp hastanenin içerisine koydukları sırada Müslüm Yücel ağlayarak dışarı çıktı ve geldi. Boynuma sarıldı. Bir Serhat abi biz Hüseyin Hoca'yı kaybettik dedi. Ceylan Pınar ışıl ışıl. Hüseyin'i o preze ateşlerini yakarak karşıladı Ceylan Pınar. Ceylan Pınar'a girdiğimizde herhangi bir şey olmadı. Evine gittik. Eve gittik. Babası çok metindi. Türkiye'de ilk defa gece serhildanı o zaman Hüseyin Deniz'in şehadeti döneminde şehadetinde o gece yapıldı. Ve yaklaşık 2000 kişi mezarlığa gittiler. Hüseyin'i toprağa verdiler. Çok sevdiği ülkesinin toprağına verdiler. Ve dönüşte gelirken şehitler ölmez, şehit namırın ve Hüseyin Deniz ölmez, ondan sonra kahrolsun kontrgerilla, kahrolsun sömürgecilik diye bağıra bağıra bir yüksek sesle bağıra bağıra Ceylanpınar'da yürüyüş yaptılar ve Hüseyin'in evine geldiler. Ülkede gelişen olayların kulağıydık, diliydik, gözüydük. O yüzden gazeteci arkadaşlarımıza yöneldiler. Şimdi o zaman şu taktik vardı. Öldürelim diyorlardı. İnfaz edelim gitsin, bitsin. Ha şimdi bugün değiştirmişler taktiği. Bugün de öldürmüyorlar ama tutukluyorlar işte biliyorsunuz. Diyarbakır'daki en son toplu olarak bir sürü muhabir arkadaşı gözaltına aldılar. Bugün Türkiye cezaevlerinde yüzlerce gazeteci cezaevlerinde ağır hapis cezalarıyla karşı karşıyalar. Ağır hapis cezaları alan arkadaşlar var. Yani hedef değişti. Anlatabiliyor muyum? Aynı çevrelerdir. Yani o gün kontrgerillayı bizim üzerimize, arkadaşlarımızın üzerine gönderen, o zaman devletle ilişkili olan Hizbi Kontra'ydı. Bizim mesela Cengiz Altın şehadete ulaştığında attığımız bir manşet vardı. Susmayacağız diyorduk. Hafız Akdemir'in bir yazısı vardı. Diyordu ki Cengiz'in kalemini ben kaldıracağım. Cengiz'in kalemini yerde bırakmayacağız diyordu. Hepimiz aynı şeyi söylüyorduk. Bu bir diyalektiğin kanundur. Yani akan su her zaman kendi kendisini yeniler. Kendi kendisini yeniler. Bugün ülkemizdeki özgür basın daha bir gürbüzleşmiş, daha bir yapmış, daha teknik şeyler, imkanlar
çoğalmış. Ne kara gözlü Cengiz'i, ne aksaçlı Hüseyin'i, ne o mağrur bakışlı Hafız'ı, ne o henüz daha 18 yaşındayken vurulup sandalyeye mahkum edilen Burhan'ı, hiçbirisini unutmadım. Ve hiçbirisini unutmamız mümkün de değil. Hani bir şair diyor ya, daha dün gibi inanmak mümkün veya çok güç, unutmak mümkün değil. Bizim onları unutmamız mümkün değildir. Eğer bugün özgür basın bu kadar güçlenmişse, bu kadar şey olmuşsa, bu onların ödedikleri bedel sayesindedir. Onun için biz onları hiçbir zaman unutmayacağız.